hem Antalya Belediye Başkanı hem de Aksu'nun birisi sıfatıydı. Aksu'nun müdürlüğümüzde bir yani kararının uygulanması halinde 4 Mart 2016 tarihinde 1992 sayılı kayıt numaralı bir dilekçeydi. Bir kurum arzında bulundum. Şöyle ki 27 Kasım 2015 tarihinde 3. oturumu icra edilen Hatsu Genel Kurul Toplantısı'nda gündem Genel Kurul Başkanı tarafından kanuna, mahalli idareler, bütçe ve malzeme yönetmeliğine ve meclis çalışma yönetmeliğine aykırı olarak belirlenmiştir. Bu hukuka aykırı işlemin sonucunda Hatay İdare Mahkemesi'nde Hatsu Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılı bütçe kararnamesinin 2. maddesinde yer alan 2016 yılı bütçe gelirlerinin 7. maddesinde yer alan bütçeye eklenen cetvellerin ve 10. maddesinde yer alan 2016 mali yılı bütçe tarifesinin 2016 yılı bütçe kararnamesine eklenmek suretiyle genel kurul gündemine alınmasına dair işlemin hukuka aykırı olduğu 2016 mali yılı bütçe tarifesinin ayrı bir gündem maddesi ile belirlenmesi ve genel kurulun onayına sunması gerektiği, genel kurula bütçenin reddedilmesinden başka bir yol bırakılmadığı usulüne aykırı olarak hastanın ve genel kurulca reddedilen bütçe neticesinde kamu zararına sebebiyet verildiği bütçe tarifesi ile gelir gider bütçesinin aynı gündem maddesi altında oynamaya sunulmasından dolayı yoldan bütçe tarifelerine zam yapılması sonucunu doğuracak iddia edilerek iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştım. Açılan iş bu dava 2015 Taksim 2609 esas sayıyla görüşülmekteyken Hatay İdare Mahkemesi Başkanlığı'nca genel kurulun gündemine alınmasına dair işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucunu varmıştır. Öte yandan dava konusu işlemi bütçenin kabulüne ilişkin olması İlk genelinde davanın Hatsu'dan mal ve hizmet alımı suretiyle yararlanan vatandaşların tamamını ilgilendirdiği bütçenin onaylanmaması durumunun kamu zararının oluşmasına sebebiyet verileceği gibi meclisin fesli yoluna dahi gidebilecek sonuçlar doğuracak anlaşıldığında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için 2577 sayılı yasada yer alan koşulların dava konusu olayda gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Gerekçeleriyle iptali istenilen idari işlemin 28 Ocak 2016 tarihinde oy birliğiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 11 Şubat 2016 tarihinde Hatay İdare Mahkemesi Başkanlığı'nca müdürlüğümüze tebliğ edilmiştir. İdari yargılama usul kanununun kararların sonuçları başlıklı 28. maddesi Danıştay Bölge İdare Mahkemeleri İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icablarına göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idari tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez. Hükmünü ihtiva etmektedir. Görüldüğü üzere İdare Mahkemesi kararlarının kararın idari tebliğinden itibaren en geç 30 gün içerisinde uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Yürütmesi durdurulan idari işlem Hatsu Genel Kurul Başkanı'nca davaya konu Hatsu Genel Kurulu gündeminin mevzuata aykırı olarak belirlenmesine ilişkindir. Bu nedenle bahse konu yürütmenin durdurulmasına dair karar gereğince kanun, yönetmelik vesaire mevzuatlara uygun olarak gündemin yeniden hazırlanması ve ivedilikle Hatsu olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması için gerekli işlemlerin başlanması gerekmektedir. Aksi hal mahkeme kararlarını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu doğuracağı gibi ağır kamu zararının oluşumuna sebebiyet verilecektir. Bu dilekçeyi Sayın Başkanım biz Hatay Suyu Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nezdinde takdim ettik. Konuyla ilgili hassasiyetinizi bildiğiniz için olağanüstü bir genel kurul toplantısına
Hartson genel konu davetinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim İsmail Bey. İsmail Bey'in de dilekçesini aldık. Arkadaşlarla yetişeceğiz. Bunun cevabını sizinle paylaşacağım. Peki, teşekkür ederim.